Evet, haber merkezinden mutlu akşamlar. 19 ana haber bülteniyle günün getirdikleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, İsrail Filistin'e başlıyoruz. İsrail ile Filistin tarafları dünden beri çatışıyor. İsrail ordusu Gazze şeridine şiddetli hava saldırılarına devam ederken Filistin tarafı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e, yaralananların sayısının ise 2200'e ulaştığını açıkladı. İsrail basını ise Filistin unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 600'e çıktığını duyurdu. Hamas'ın İsrail'i hedef alan roket saldırıları sonucu patlak veren İsrail-Filistin çatışmaları sürüyor. İsrail ordusu Gazze şeridine şiddetli hava saldırılarına devam ediyor. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e ulaştığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in dünden bugüne Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 2200 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail basını ise Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 600'e çıktığını açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kefir Şuba çiftlikleri ve Kefir Şuba tepelerine yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtilirken, İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında bulunan Safet kentinde Patriot hava savunma sisteminin aktif hale getirilip ateşlendiği kaydedildi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in güney bölgelerine başlattığı Aksa Tufanı adlı saldırıları kapsamında onlarca kamikaze drone'la İsrail hedeflerini vurduğunu açıkladı. İsrail'de abluka altındaki Gazze şeridinden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi. Oturumun ardından ülkede savaş hali ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı dün akşamdan itibaren 20.300 Filistinlinin Gazze şeridindeki okullarına sığındığını duyurdu. İsrail ordusu güneyden sızan Filistinli güçleri tanklar ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte ülkenin güneyindeki 4 noktada silahlı grupların hedef alındığı kaydedildi. Yerleşim birimlerine sızmaya çalışan Filistinli güçlerin İHA'larla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada Megan yerleşim yerine sızmaya çalışanlara ise tanklarla karşı koyulduğu aktarıldı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik son saldırıları sırasında 3 ev, 2 cami ve 1 radyo merkezini hedef aldığı, ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Saldırılarda toplam 162 konutun tamamen yıkıldığı, 1210 konutunsa kısmen hasar gördüğü de belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu akşam Orta Doğu gündemiyle toplanacak sayın seyirciler. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin çatışmaların bir an önce durması, tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ise İsrail'e desteğini yineledi. Mr. President. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu akşam Orta Doğu gündemiyle toplanacak. BM Sözcüsü Stefan Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha büyük bir savaştan kaçınmak için tüm diplomatik çabaları gösterme çağrısında bulunduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunduğunu, bu mesele hakkında hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgede barışa, hasret yaşanmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan, muhataplarımızla temaslarımızda en fazla üzerinde durduğumuz husus, Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır. Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Mesele hakkaniyetli çözülmedikçe sorun devam edecektir dedi. Türkiye çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır.
adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasını Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgemiz ödüyor. Erdoğan özellikle bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek, her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini de kaydederek sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında birkaç Amerikalının öldürüldüğüne, aynı zamanda kayıp Amerikalılar olduğuna dair bilgi aldıklarını belirtti. Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın talimatının İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkılması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarından emin olmak olduğunu da aktardı. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sağduyu çağrısı geldi. İsrail'deki saldırılar sonrası gelişmeleri büyük üzüntü ve kaygıyla izlediklerini belirten Tatar, sorunun müzakere yoluyla çözümlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail ile Filistin arasındaki gerilime ilişkin sağduyu çağrısı yaptı. Kıbrıs Türk halkının her türlü terör eylemine karşı olduğunu belirten Tatar, özellikle sivilleri hedef alan silahlı saldırıların tasvip edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Tatar yıllardır bölgenin kanayan yarası olan İsrail-Filistin meselesinin Kıbrıs'ta 1974'te Mutlu Barış Harekatı'yla sağlanan barış ve huzur ortamının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte her zaman bölgesel ve küresel sorunların diyalog yoluyla çözülmesini desteklediklerinin altını çizen Tatar, bölgede güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu, yaşanan çatışma sürecinin barış yoluyla çözümüne katkı koyabileceğini kaydetti. Tatar, savaşların kazananı olmadığı gerçeğiyle hareket edilmesi gerektiğine de dikkati çekerek, sivil can kayıpları yaşandığına bir an önce bunun önüne geçilmesi ve sorunun müzakere yoluyla çözümlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin tırmanmasından ciddi endişe duyuyoruz. Sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin tırmanmasından ciddi endişe duyulduğu belirtildi. Sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz denilen açıklamada yaşananların İsrail-Filistin sorununa adil bir şekilde çözüm bulunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden gösterdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca İsrail-Filistin anlaşmazlığının tarafların eşitliği zemininde yürütülen müzakereler yoluyla elde edecekleri iki devlet temelinde bir anlaşmayla sonuçlanması önem arz etmektedir. Şiddet ve şiddet kullanımı her türlü barışçıl çabaya zarar vermektedir. Daha fazla can kaybını önlemek amacıyla tarafların sorumlulukla hareket etmeleri ve çatışmaların en kısa sürede sona ermesiyle bölgede huzurun sağlanmasını temenni ediyoruz denildi. İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin son gelişmeler ve açıklamalar böyleydi. Başbakan İnan Üstel'in Ankara ziyareti dönüşünde yaptığı değerlendirmelerle devam edeceğiz şimdi de. Başbakan, gayremiz devletimizin dünyada hak ettiği yeri alarak saygın dünya devletlerinden biri haline gelmesidir. Türkiye'nin 100. yılında ilan edilen Türkiye yüzyılının ortak paydaşı olmaya hazırlanıyoruz. Biz de bu yüzyılın parçası olmak istiyoruz dedi. Üstel açıklamasında bu hedef doğrultusunda yapacaklarını ifade etti ve uzun vadeli projeleri hayata geçirmek için siyasi istikrarla yolumuza devam ediyoruz vurgusu yaptı. Başbakan Ünal Üstel, Ankara dönüşünde basına açıklamalarda bulundu. Anavatan Türkiye'de kardeşlerimizle birlikte olmak her zaman Kıbrıs Türk halkına güç vermiştir, güven vermiştir diyen Üstel, millet ve devlet adına son derece önemli gelişmelerin ve dönüşümlerin yaşandığı yeni bir dönemden geçildiğini ifade etti.
Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 77. ve 78. BM Genel Kurullarında yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısının Türk Devletleri Teşkilatı'nda her gün yükselen temsiliyet gücünün, Türk devletleriyle kurulan ve gelişen bağların ve Azerbaycan'da dalgalanmaya başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yeni dönemin adeta müjdecisi olduğunu söyledi. Devlet olarak dünyada hak ettiğimiz yeri alabilmek için yola çıkmış bulunuyoruz diyen Üstel, dünyayla kucaklaşmak istiyorsak devlet olarak da dünyayla kucaklaşmaya hazır hale gelmeliyiz. Bu noktada bizim en büyük destekçimiz ana vatan Türkiye'dir dedi. Üstel, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarıyla ülkedeki tüm altyapı eksikliklerini tamamlayarak dünyayı kucaklamaya ve dünyayla yarışmaya hazır hale gelmek için çalıştıklarını da vurguladı. Üstel, ülkenin geleceğini etkileyecek uzun vadeli projeleri hayata geçirmek için siyasi istikrarı bozmadan yolumuza devam ediyoruz dedi. Amaçlarının istikrarla devam ederek hazırlamakta oldukları orta vadeli 5 yıllık kalkınma planını da hayata geçirmek olduğunu kaydeden Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la yaptıkları tüm toplantılar gibi bu son toplantının da son derece verimli geçtiğini vurguladı. Üstel, konuşulan konuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini ilgilendiren konular olduğunu söyleyerek, gailemiz ülkemizdir, ülkelerimizdir, ulusal çıkarlarımızdır. Gailemiz devletimizin dünyada hak ettiği yeri alarak saygın dünya devletlerinden biri haline gelmesidir. Türkiye'nin 100. yılında ilan edilen Türkiye Yüzyılının ortak paydaşı olmaya hazırlanıyoruz. Biz de bu yüzyılın parçası olmak istiyoruz dedi. Bugün Maraş açılımının 3. yıl dönümü sayın seyirciler. Gazi Mausa Belediyesi'nin ev sahipliğinde bölgede bir etkinlik düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olduğunu belirterek Maraş açılımının uluslararası hukuka ters olmadığını vurguladı. Kapalı Maraş'ın Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün ziyarete açılmasının üzerinden 3 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılımın 3. yıl dönümünde Maraş'ı ziyaret etti ve Gazi Mausa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Tatar'a Maraş ziyaretinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay eşlik etti. Hoş geldiniz. Etkinlikte 3 yıl önce açılımın başladığı saatte geçiş noktasından Maraş'a giriş yapan Alim Nafia Duran çiftine Cumhurbaşkanı Tatar ve Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay çeşitli armağanlar verdi. Kapalı Maraş'ın ziyarete açılması. Etkinlikte konuşan Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Maraş açılımının 3. yılını kutlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek açılım saatinde ilk içeriye giren Duran çiftini de kutladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Maraş açılımının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi ve turizmi için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlettir ve bu Maraş, kapalı Maraş, açık Maraş olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Dolayısıyla egemen devletin bunu aşma kararı elbette hukuki ve uluslararası hukuka da ters düşmediğini biz değerlendirdik. 1.400.000 kişinin burayı ziyaret etmesi dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımızla birlikte buradayız. Buranın verilebileceğini ve şartlara yedebileceğini çeşitli farklı bir takım alveriler ve süreçler yaşamıştır. Tabii anlam planında hepimizin de bildiği gibi Rum tarafı evet deseydi Maraş'ın iadesi söz konusuydu. Kranz Montana'da yine benzer durumlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafı her zaman iyi niyetini ortaya koymuştur. Ama diğer taraf tanınmış bir devlet olarak hem Birleşmiş Milletler tarafından hem de anlam planına hayır demelerine rağmen Avrupa Birliği'ne tek taraflı olarak alınmalarından sonra dünyanın Kıbrıs Türk halkına yaptığı haksızlık daha da büyümüştür. Daha da artmıştır. Dolayısıyla biz de herhalde durup seyredecek değildik. Biz de bir adım attık. Çünkü bizim hukukumuza göre, anayasamıza göre, bizim buradaki verdiğimiz mücadeleye göre, anavatan Türkiye ile geliştiğimiz siyasete göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Ve bu Maraş, kapalı Maraş, açık Maraş olduğu gibi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Dolayısıyla egemen devletin bunu aşma kararı elbette hukuki ve uluslararası hukuka da ters düşmediğini biz değerlendirdik. Ve tabii Türkiye Cumhuriyeti'yle de istişare ettikten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza da danıştıktan sonra buranın 8 Ekim 2020 tarihinde açıldığını hep birlikte müşahede ettik ve dolayısıyla Kıbrıs Türk tarihine o tarih geçmiştir. 8 Ekim 2020 Kapalı Marş'ın açıldığı gün. Cumhurbaşkanı Tatar Maraş'taki mülkiyet meselesine de değinerek Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin Kapalı Maraş'ta vakıflara ait mülkler için taşınmaz mal komisyonuna başvurduğunu hatırlattı. Kapalı Maraş özellikle hafta sonları gerek yerli halk gerekse turistler tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti Genel Başkanı'na yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Tatar mesajında Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni dönemdeki vizyonu, kalkınma, gelişme ve refah noktasındaki yükselen hedeflerinin milleti başarıdan başarıya taşıyacağına inanç belirtti ve bu başarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansıması temennisini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14-28 Mayıs seçimlerinde elde ettiği zafer sonrasında güçlü bir şekilde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, %90'dan fazla katılımla demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirilen 4. Olağan Büyük Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elde ettiği zafer ve yaptığı açıklamaların önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni dönemdeki vizyonu, kalkınma, gelişme ve refah noktasındaki yükselen hedeflerinin milleti başarıdan başarıya taşıyacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansıması temennisini dile getirdiği mesajında AK Parti ailesini kutluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum ve yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkili organlara seçilenleri ayrıca kutluyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı zorlu törede AK Parti Genel Başkanı'na seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Töre yayımladığı mesajında güçlü Türkiye demek, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesi sebebiyle kutlama mesajı yayımladı. Töre mesajında şunları kaydetti. Ana vatanımız Türkiye'de gerçekleşen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4. Olağan Büyük Kongresi sonucunda partinin genel başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. 20 yılı aşkın süredir kalkınma ve ilerleme yolunda önemli hizmetleri olan Sayın Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam edeceğini görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Güçlü Türkiye demek, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Sayın Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Türk milleti ve onun bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin dünyada hak ettiği yeri alacağına olan inancımız tamdır. Türkiye yüzyılını inşa etmek için büyük Türk milletinin bir parçası olarak bu yolu hep birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Meclise bakalım. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak. Genel Kurulun gündeminde 2023 mali yılı ek bütçe yasa tasarısı da yer alıyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama göreviyle toplanacak. Cumhuriyet Meclisi'nin saat 10'da başlaması beklenen toplantısında 2023 mali yılı ek bütçe yasa tasarısı, kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi 3 numaralı değişiklik yasa tasarısıyla kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi 2 numaralı değişiklik yasa önerisi de bulunuyor. Genel Kurul'un gündeminde ayrıca şu yasa önerisi ve tasarıları da yer alıyor. Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan perakende mal ve hizmet alımlarına iade yapılması değişiklik yasa tasarısı, emeklilik değişiklik yasa önerisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerinin, sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşmasında değişiklik yapılmasına dair anlaşma onay yasa tasarısı, sivil havacılık güvenlik yasa tasarısı, Yayın Yüksek Kurulu 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısı, 2020 mali yılı kesin hesap yasa tasarısı.
Büyük konuğa gidelim. 3 yıl aradan sonra büyük konuk Eko Gün etkinliğinin 23.sü bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre ve Başbakan Üstelin de katıldığı etkinliğe ilgi yoğundu. Etkinlikte üretimin devamlılığının ve desteklenmesinin önemi vurgulandı. Büyük Konuk Eko Gün etkinliğinin 23.sü Büyük Konuk Köy Meydanı'nda yapıldı. Etkinlikte konuşan Mehmetçik Büyük Konuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Büyük Konuk Muhtarı Mustafa Doğan, ülke kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmanın en büyük amaçları olduğunu dile getirdiler. Ana Muhalefet Partisi adına konuşan CTP Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de kadınların her alanda üretmesinin önemine işaret etti. Bu yıl maalesef Harub'un bedeli, fiyatı, alım tarihi belirlenmedi ve bu birçok insanımızı ziyadesiyle sıkıntılı bir durumda bıraktı. Halkın kooperatiflerinin güçlü olması, yerel yönetimden başlayarak üretimin güçlü bir şekilde desteklenmesi hepimiz için çok kıymetli. Başbakan Ünal Üstel de Büyük Konuk Eko Gün etkinliğiyle hem ülke kültürünün yaşatıldığına hem de bölge kadınlarının ev ekonomisine katkı sağladığına işaret etti. Zeytin, harup ve ona benzeri olan ürünlerin ve hayata geçmesi için o politikaları hayata koyan Ulusal Birlik Partisi. Dolayısıyla biz halkımıza söyledik, bugün de söylüyorum. Hiç kimsenin ürünü ağaçta kalmayacak. Biz ürünlerinin bedeli neyse hükümet olarak günü geldiğinde ortaya koyacağız ve bedelinin karşılığında vermiş olacağız. Ülkede harnuk para ettiyse Ulusal Birlik Partisi sayesinde etmiştir diyen Üstel, fidan dağıtarak harnuk üretimini desteklediklerini söyledi. Büyük bir sosyal konut projesini Mehmetçik Büyük Konut Beldesi'ne yapmış olacağız. Ve bunu yaparken de bu bizim kültürümüzü yansıtan ve bizim ekomuza ters düşmeyecek ev tiplerini çalışıyoruz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de bölge halkının, Kıbrıs Türk halkının tümü gibi üretken, üreten ve toprağı seven bir halk olduğuna dikkati çekti. Üretimi de desteklemek ve üretmek lazımdır. İnsanı yaşat ki devleti yaşatasın. Parolamız bu olmalıdır. Bizim hükümetimiz de devletimiz de bu şiara uymak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ülkelerin kültürleriyle var olduğunu belirterek böylesi etkinliklerle ülke kültürünün yaşatıldığını söyledi. Bu Bafra bölgesine bizlerin yaptığı katkılar, vizyonumuz, düşüncelerimiz, anavatan Türkiye'nin desteklerinin alınması için ortaya koyulan siyaset ve şimdi Bafra bölgesinde oradaki otelleri, yatırımları ve Bafra'yı da aşarak Yeni Erenköy ve Karpaz'a kadar giden bütün bu yatırımları gördüğümüzde elbette bütün bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vizyonunu ortaya koyan ve sürükleyen bir vizyonun neticesi ve ürünüdür. Dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni suyuyla, elektriğiyle, altyapısıyla, yollarıyla geliştirdik sonra işte o zaman üretim de haliyle gelişecektir. Haliyle harlıkçısına da, zeytincisine de, inginarcısına da, kolagacısına da, üzümcüsüne de, sucukları yapanlara da, herkese bir kez daha kendi yatırımlarının bu ülkede geleceği olduğunu. Çünkü gelecek göremezseniz yatırım yapmazsınız. Biz ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine inanıyoruz. Eko Gün'de Kıbrıs'a özgü yiyeceklerin ve el sanatlarının satışı yapıldı. Müzik dinletisi, halk dansları gösterileri ve konserler gerçekleştirildi. Yemeni, sepet, süpürge, sandalye, hellim, paner, palüze, pekmez, elek, kalbur, herse, arahti ve kil yapımı, kabak süsleme ve çocuk aktiviteleri de yer aldı. Büyük Konuk Köy Meydanı'nda gerçekleştirilen 23. Eko Gün etkinliğine katılan vatandaşlar da ülke kültürünün yaşatılmasından oldukça memnun. Müzik
23. Büyük Konuk Eko Gün etkinliği yapıldı. Etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini BRT'ye aktaran vatandaşlar da ülke kültürünü doyasıya yaşadıklarını ifade ettiler. Merhabalar, siz nereden katılıyorsunuz? Ben Türk'üm ama Afrika'da yaşıyorum, Kenya'dan. Ya, nasıl buldunuz peki etkinliği? Fantastik. Bayağı da bir şeyler aldınız. Tabii, çok güzel. Bunlar çok güzel. Ya, teşekkür ederiz. Güzel günler o zaman. Teşekkürler. Her şey çok güzel. Gerçekten ülkemizin kültürünü yansıtıyor. Gerçekten çok güzel. En çok ne ilginizi çekiyor? Eski yapılan işler, hamur işleri burada var. Eski gelenekler. Her şey çok güzel. Çok güzel bir olay. Kültürümüzün yaşatılması adına çok önemli buluyorum böyle günleri, böyle şeyler, etkinlikleri. Düzenleyenleri tek tek tebrik ederim. Ben de zaten İskele'den çıktım, geldim. Şu anda çok mutluyum. Ve böyle şeylerin gerekliliğine inanıyorum. Ve bir kampanya. Hastalarına elektrikli hasta yatağı almak için Alsancak'ta etkinlik düzenlendi. Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da destek verdi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği TULIPS, Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Alsancak Merit Park'ta yer alan etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da katılarak destek verdi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği TULIPS Başkanı Raziye Koca İsmail, derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan yabancılardan oluşan ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte hedefin kanser hastaları için elektrikli karyolalar almak olduğunu söyledi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği TULIPS Expat Community dediğimiz yabancı ekibimizin düzenlediği bu etkinlikte hedef karyolalar satın almak, yatak satın almak, kanser hastalarının elektrikli karyolalarına ihtiyaçları var. Ve böyle bir etkinlikte bugün en üst düzeyden Sayın Sibel Tatar Hanımefendi, kıymetli Sibel Hanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgili eşleri ve İnervil Başkanımız burada. Ben Balabay İnervil ve Ayşem Hanım, geçmiş başkanımız burada. Kanser hastalarının her biri adına orada yatıp da huzura erecek, eliyle dokunacak, kalkacak, edecek, o huzuru duyacak olanlara huzur diliyorum onların adına. Belepais İnervil Başkanı Berrin Avunduk da dernek olarak kampanyaya destek verdiklerini ve dernek adına kampanyaya 10.000 TL bağışladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında Raziye Koca İsmail'e kanser hastalarına yardımlarından dolayı teşekkür etti. Sayenizde kanser hastalarına yapmış olduğunuz katkı, yardım, destek yatsınamaz. Hepimiz elbet şahit olduk, her ailede olan bir hastalık bu. Sizin varlığınızı nasıl hissettirdiğinizi gördük. Onun için iyi ki siz ve ekip arkadaşlarınız iyi ki varsınız ve var olmaya da devam etmenizi canı gönülden rica ve istiyoruz. Böyle bir günde de, böyle bir yardım gününde de kanser hastaları için tabii ki vazifemiz burada olmaktı. Müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte gerçekleştirilen satışlardan elde edilen gelir kanser hastalarına elektrikli yatak alımında kullanılacak. Kuzey Kıbrıs Türksel Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne derneğin hayata geçirmek istediği okul kompleksi için 1 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir ve ekibi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile bir araya geldi. Görüşmede Adıyaman İsyas Otel'deki depremde hayatını kaybeden 35 kişinin adını yaşatmak için hedeflenen projeler konuşuldu.
Türksel Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne hedefledikleri okul kompleksi projesini hayata geçirmeleri için 1 milyon TL bağışta bulundu. Şirket ayrıca binaya Türksel Zeka Gücü Laboratuvarı yapılması ve çocukların bu çok kapsamlı teknoloji laboratuvarında eğitim almalarına katkı sağlayacaklarını da açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir, derneğe her zaman desteklerinin devam edeceğini, ayrıca derneğe yapılacak bağışlara kolaylık olması açısından Türkiye'den de Paysel kullanıcılarının bağış yapabilme olanağının bu hafta içerisinde aktif olacağını söyledi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da Türksel'in yaptığı tüm desteklerin onlar için çok önemli olduğuna dikkati çekerek çocukların adını yaşatmak için pek çok düşünceleri olduğunu ve zamanla hayata geçireceklerini ifade etti. Kıbrıs Sigorta İTİM Öğretmenler Sendikası okul bazında öğleden sonra derse girmeme eylemine devam edecek. Kıbrıs Sigorta İTİM Öğretmenler Sendikası'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada eylem gerekçeleri hatırlatılarak yarın öğleden sonra derse girmeme eylemi yapılacak 16 okulun isimleri de duyuruldu. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki buluşmamız saat 23'te gün sonuyla olacak. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Futbolda Aksa liglerinde ikinci hafta Süper Lig iki maç dışında tamamlandı. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Türk Ocağı 0, Lefke 0. Pera Larnaka Gençler Birliği 2, Çetinkaya 3. Süper Lig'de hafta yarın oynanacak olan Mausa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği ve Göçmenköy Çayna Bazar Gençlik Gücü maçlarıyla tamamlanacak. Birinci Lig'de ise alınan sonuçlar şöyle. Yalova 3, Hamitköy 1. Esentepe 2, Düzkaya 0, Gönyeli 1, Miracle Değirmenlik 4, Lapta 3, Geçitkale 1. Masa tenisinde Berete 60. yıl kupası yapıldı. Masa Tenisi Federasyonu'nda yapılan ve Berete 2'den canlı olarak izleyiciyle de buluşan şampiyonada erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu Tuğra Soyer, kızlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi'nden Özüm Özel şampiyonluğa ulaştı. Oynanan maçlar sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Berete müdürü Meryem Özkurt takdim etti. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları katkılarından dolayı Özkurt'a teşekkür plaketi takdiminde bulunur. Özkurt da Berete adına Bekiroğulları'na plaket takdim etti. Handbol Emre Uyanık Türk U16 Kızlar Ligi'nde dün oynanan tek karşılaşmada Digem deplasmanda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 17-11 yendi. Oyun genelinde üstünlüğü elinde bulunduran Digem'in ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 9-2 önde kapatırken maçı da 17-11 galip tamamlayarak ligdeki çıkışını sürdürmüş oldu. Voleybol U12 Kızlar ve U13 Erkekler Ligi başladı. Mausa Arena Spor Salonu'nda oynanan U12 Kızlar'da Maraş Voleybol Derneği, Yakındoğu Üniversitesi'ni, Vakıflar Deplasman'da Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor'u aynı sonuçla 3-0 mağlup etti. U13 Erkekler Ligi'nde ise Maraş Gençlik rakibi Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor'u 3-0 mağlup etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Golf Federasyonu 2023 turnuva programı çerçevesinde sezonun 7. turnuvası olan Federasyon Kupası Golf Turnuvası'nı Sofia Raskin kazandı. Korneum sahasında gerçekleşen turnuvada 37 puanla Sofia Raskin birinciliği kazanmayı başardı. Stableford formatında kurs, handikapın %95'i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 36 puanla Süha Akpınar alırken Ali Ratip Doğruer de 35 puanla üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın gross birinciliğini ise 26 gross puanıyla Öznur Karşı aldı. Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun son turnuvası Cumhuriyet Kupası 15 Kasım'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, Bitex'in Antalya Spor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Galatasaray'ın ikinci golünü atan Mauro Icardi kırılması zor bir rekora imza attı. Icardi Süper Lig'de 32 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran isim oldu. Sarı kırmızılı takım bu sonuçla ligde puanını 22'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında şu sıralarda deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Avrupa liglerinde mücadele devam ediyor. İtalya 1. Futbol Ligi'nin 8. haftasında Milan konuk olduğu Genoa'yı 1-0 mağlup etti. Milan'da kaleci Mike Maignan 90+8. Dakikada kırmızı kart gördü ve 5 oyuncu değişikliği nedeniyle konuk ekipte kaleye golcü futbolcu Oliver Giroud geçti. Giroud son anlarda kritik bir kurtarış yaparak 3 puanda pay sahibi oldu. Fransız forvetin bu kurtarışı gündem oldu. Juventus derbi maç konuk ettiği Torino'yu 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Juventus puanını 17'ye yükselterek zirve yarışını sürdürdü. Torino ise 9 puanda kaldı. Real Madrid konuk ettiği Osasuna'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadeleye Eflatun Beyazlıların 2 golünü atan Jude Bellingham damga vurdu. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Manchester United, ligde konuk ettiği Brentford'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 yendi. NBA hazırlık maçında Golden State Warriors Los Angeles Lakers'ı 125-108 yendi. Lakers'ta LeBron James kadroda yer almadığı maçta Warriors'ta Jonathan Kuminga 24 sayı, 8 rebound, 4 asistle öne çıkarken Stephen Curry 8 sayı, 2 rebound, 1 asist, 3 top çalmayla oynadı. Lakers'ta Anthony Davis, Russell ve Christie'nin 15'er sayılık performansı galibiyete yetmedi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvetli esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 17, Girne'de 21, Alev Kayası'nda 17, Güzelyurt'ta 14, Gazi Mausa'da 18, Lefke'de 19, Yeni Erenköy'de 20, İskele'de 18 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 32, Girne'de 30, Alev Kayası'nda 26, Güzelyurt'ta 31, Gazi Mausa'da 30, Lefke'de 28, Yeni Erenköy'de 29 ve İskele'de 30 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu, rüzgar kuzey ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolayında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonunun derecesinin orta olması bekleniyor. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.